LÖSEM'li Çocuklar Vakfı önemli hizmetlere imza atıyor. Önemli etkinlikler yapıyor. Bugün de burada bir etkinlik yapılıyor. Et dağıtımı yapılıyor şu anda vakıfta. Hem LÖSEV'in çalışmaları, hem Adana'daki çalışmalar, hem genel çalışmalarla ilgili kısaca bilgi verir misiniz? Tabii ki de. LÖSEV 1998 yılında Ankara'da kurulan bir vakıf. Tam 22 yıl önce kuruldu. Adana İrtibat Ofisimizi de tam 2,5 yıl önce, 2018 yılında açtık. Amacımız Adana ve çevresindeki illerde yaşayan hastalarımızı, LÖSEV'in çocukları ve ailelerini, maddi manevi desteklerimizi yerinde iletmek, ihtiyaçlarını da anında tespit edip anında onlara gerekli yardımları iletmek için açıldık Adana'da. Bunun dışında gönüllü faaliyetleri ve bağışçılarla olan sürdürülebilir ilişkileri de kuruyoruz bu Adana ofiste. Bugün de bir et dağıtımımız var. Bizim et dağıtımlarımız ve kelten kurban bağışlarını aldığımız bağışçılarımızın yılın 12 ayı boyunca ailelerimize iletiyoruz etlerimizi. Bunun sebebi de çocuklarımız hastalık süreçlerinde, tedavi süreçlerinde bağışıklıklarının düşmesi aldıkları kemoterapi ilaçlarından dolayı. Bundan dolayı da bağışıklıkları düştüğü için bunu proteinle beslenerek atlatmaya çalışıyorlar. Protein ağırlıklı beslenen çocuklarımızın iyileşme süreci de daha hızlı oluyor. Biz de LÖSEV'in Çocuklar Vakfı olarak bugün Adana'da yaşayan ailelerimize et ve et ürünlerimizi iletiyoruz. Etle beslenen çocuklar daha sağlıklı yaşamlarını sürdürüyorlar ve daha hızlı iyileşiyorlar. Evet. Bir de zaman zaman sokaklarda bazı insanlarla karşılaşıyoruz. Dergi satıyorlar, kalem satıyorlar, çakmak satıyorlar ve bunu LÖSEM'li çocuklar ya da kanser hastası çocuklar için yaptıklarını söylüyorlar. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunlar kim? Vatandaş aldanıyor bazen, işte duygu sömürüsü yapılıyor. Bu konuda bir uyarınız var mı? Tabii ki de. LÖSEV, LÖSEM'in Çocuklar Vakfı olarak bizler dışarıda kapı kapı dolaşıp para toplamayız. Bir şey karşılığı, bir dergi karşılığı para almayız. Bizim bütün bağışlarımız internet sayfamız üzerinden, lösev.org.tr adresinden, Adana'daki ofislerimizde ya da farklı illerdeki ofislerimizde ya da her bankanın LÖSEV'e ait, LÖSEV'e her banka gidip LÖSEV diyerek bağışta bulunabiliyor ya da bize telefonla ulaşıp bilgi de alabiliyorlar. PTT'de herhangi bir çeke gerek duymaksızın bağışlarını yapabiliyorlar. Dışarıda kapı kapı dolaşıp para toplayan insanlara inanmayın. Onlar dolandırıcı. LÖSEV'in ismini kullanarak aslında dolandırıyorlar insanları. Biz dışarıda hiçbir şekilde para toplamıyoruz kapı kapı dolaşarak. Ya da dergimizi, bültenlerimizi uzatıp para istemiyoruz. Bizim bütün dokümantasyonlarımız halkımızı ücretsiz ve bilgilendirme amacıyla sunulan dokümantasyonlardır. Lütfen onlara itimat etmeyin. Teşekkür ediyoruz.